4-5 yıl öncesine kıyas edildiği zaman gerçekten Türkiye maddi olarak çok ciddi kalkındı. Her ne kadar buralar belki başka yerlere göre mahrum kalsa da bu kalkınmadan eşit, adaletli bir şekilde istifade etmese de, faydalanmasa da Türkiye'nin geneli itibariyle 15 yıl öncesine kıyas edildiği zaman maddi kalkınmamız iyi. Ben Ankara'da mitingde de bunu söyledim. Her zaman da söylüyorum her yerde. Bakın, gökdelenlerimiz yükseliyor, yollarımız döşeniyor, arabalarımız modelleşiyor, midemiz dolmuş, doymuş, cebimiz para görmüş, şehvetlerimiz, lezzetlerimiz o biçim. MOBESA kamera türleri, güvenlik kameralarıyla şehirleri donatmışız, sokakları donatmışız. Ne bileyim, güvenlik tedbirlerini en üst seviyeye çıkarıyoruz. Ama ortada bir sorun var, özellikle batıda, yani şehirlerde ortada bir sorun var. Anne babalar çocuklarını oynamaları için sokağa salamıyor. Servisle okula gönderiyor çocuğunu, çok uzak değil aslında okul, 100 metre ileride. Servisle çocuğunu okula gönderiyor. Ama penceresi yolu görmüyorsa servisçiyi arıyor. Çocuğun geldi mi gelmedi mi? Niye? Çünkü komşusundan korkar olmuş. Sokaktan korkar olmuş. Yani Kayseri'de 3 tane komşu çocuğunu aynı apartmanda oturan bir şehvet canavarının 3 tane komşu çocuğunu şehvetine kurban eden o şehvet canavarının kendi çocuğuna musallat olacağından korkar olmuş. Kızları şehvetine kurban eden o canavarın kendi çocuğuna musallat olacağından korkar olmuş. Bakın, maneviyatsızlık toplumda şehvet canavarları üretmeye başlar. Dinden uzaklaşma, ahlaktan uzaklaşma toplumda şehvet canavarı üretmeye başladı ve biz çocuklarımızı oynamaları için sokağa bırakamıyoruz, sokağa gönderemiyoruz. Onun dışında boşanma oranı %40'lara varmış, bir felaket. Aileler çözülüyor, boşanma sayısı artmış, boşanma oranı %40'ları bulmuş. Mecliste diyoruz İslam'ın sesi olacağız. Adaletin sesi olacağız. Bizim siyaset anlayışımız diyoruz temiz bir siyaset anlayışı. Doğruya doğru diyeceğiz. AK Parti'nin yaptığı doğruları destekleyeceğiz. Meclise gitsek de biz diğerlerinin yaptığı gibi yaptıkları her şey yanlıştır mantığıyla hareket etmeyeceğiz. Bugüne kadar da zulme uğramamıza rağmen hep destekledik. Hep sandık başına gittiğimizde onlara verdik. Ama baktık ki böyle gitmiyor. Böyle gitmez de. Bu bölgede Zazaların, Kürtlerin tek temsilcisi olarak HDP'yi alıyorlar. PKK'yı alıyorlar. Bu halk Müslüman bir halktır ve bu halk dindar bir halktır. Bu halkın dini değerleriyle uyumlu, bu halkın içinden çıkmış, onların siyasi temsilcileri olabilecek olanlar var. Ve biz de inşallah diyoruz ki mecliste olursak, diyebileceğiz ki bu halkın temsilcileri biziz. Bu halkın temsilcileri biziz diyeceğiz, yoksa bu halkı dönüştürüyorlar. Neslimizi dönüştürdüler. Lice'de bak, Lice onların hakimiyetinde. Ama Lice her taraf esrar tablası. Niye? Çünkü istiyorlar esrar ekilsin, yayılsın, gençlik uyuşturucu müptelası olsun. Kültür evleri açıyorlar, kadınlı, kızlı, erkekli. Ve oralardan fokşu yaygınlaştırıyorlar. Kızlarla erkekler beraber kaldıkları öğrenci evlerini arttırıyorlar. Niye? Çünkü neslimizi bozmak istiyorlar. Bir taraftan ahlakımızı çökertmek istiyorlar.